haklısın. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Yorma artık kendini. Her şey düzelecek. Annen. Onun bir suçu yok. Seni korumam gerekirdi. Herkesten. Engel olamadım. Kendini zorlama. Hastamızı daha fazla yormayalım isterseniz Orhun Bey. Buradayım. Kapının önünde. Bir şekilde götüremezsiniz. Bakın böyle olmaz. Avukatımız yok daha. İşimizi yapıyoruz anlatan. Lütfen engel olmayın. Anlamıyorsunuz. Avukat Bey'i aradım efendim. Ben hemen arkanızdaki araçta olacağım. Falcığım, afiyet olsun. Siz içmiyor musunuz? Yok, biz sonra artık. Meryem, sen? Benim de canım istemedim. Ah ya, bilseydim seni hiç uğraştırmazdım Şebnemciğim. Ben beraber içeriz diye şey etmiştim. Sana da zahmet oldu. Olur mu, harika hanım. Benim için zevkti, afiyet olsun. Artık bir süre idare edeceksiniz kızlar. Gelin adı derler buna. Yani benim aklım bir karış havada. Sahi, o neden öyle oldu Harika Hanım? Sence? Yani insan her gün evlenmiyor ki. Her şey birdenbire oldu. Rüyadayım sanki. Neden siz öyle düğün tarihini geri çektiniz? Harika Hanım. Yani ben böyle şey gibi düşünmüştüm. Siz böyle uzun uzun hazırlanırsınız gibi düşünmüştüm ama. Kenan öyle istedi. Tutturdu hemen evlenelim diye. Daha fazla uzatmak istemedi herhalde. Değil mi Kenan? Evet.
Ben böyle daha doğru olacağını düşündüm. Bazı şeyleri uzatmanın bir manası yok çünkü. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Sağ olun kızlar. Allah inşallah size de Kenan gibi birisini nasip eder. Yani Kenan abi bir tanedir. O biraz zor da. O işler hiç belli olmaz Şebnemciğim. Hem belki bizim düğünde bulursunuz birisini. Bakın düğüne sizi kesinlikle bekliyorum. Nedimelerimi alacaksınız. Kısmet harika hanım. Kısmet. Kenan, bu güzel haberi Vusat ablaya ben vermek istiyorum. Hazırlıklara hemen başlayalım. Tabii. Kahve için de teşekkür ederim canım. Görüşürüz. Ne yapayım Ferah? Sen söyle ne yapayım? Vuslat, vallahi bilmiyorum. Sen Meryem'in hikayesini anlatmadan önce her şey çok kolaydı. Şimdi her şey birbirine karıştı. Doğru, yanlış. Her şey alt üst oldu içimde. Bak, tamam diyorum. Söylemeyeyim diyorum. Kenan'a söylemeyeyim diyorum. Ama yok, burası durmuyor ki. Ah Vuslat. Bu çocuklar çok acı çekti. Hem de ne acı çektiler. Ben Kenan'ın uykusuz geçen gecelerini biliyorum. Ya Meryem, garibim, yaralı kuşum. Kim bilir ona kadar acı çekti Ferah. Bende de var ama hata. Bende de var. Ama Meryem o kadar ısrar etti ki elimi kolumu bağladı işte. Keşke dinlemeseydim onu. Bir ömür keşkelerle geçti. Artık her şey için çok geç. Haksız mıyım? Kenan bir söz verdiyse sözünü tutar. Bu yolun artık bir dönüşü yok. Öyle tabii Vuslat ama... Geçmişte yeteri kadar üzüldük. Hem evlenme arifesinde. Yok. Ben Kenan'a gene bu yükü yükleyemem. Peki. Sence Kenan mutlu olacak mı böyle? Nurşah. Abi. Nurşah ne oldu? Abi annemi polisler götürdü. Nurşah sakin ol. Her şeyi biliyorum. Her şeyden haberim var. Ben ilgileneceğim, tamam mı? Ben sana ne dedim? Bizim bir yeğenimiz var. Onun için güçlü durmalısın. Şimdi gözyaşlarını sil ve onun yanına git. Sana ihtiyacı var. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Seni arayacağım. Nurşah'cığım. Ben inanıyorum Afife'cim yeniden aramıza dönecek. Öyle değil mi kızım? Evet. Yine hep beraber gülüp eğleneceğiz. Yine hep bir arada olacağız, gör bak. Nurşah. Biz senin yanındayız.
Tabii her zaman. Geçmiş olsun. Sağ ol. Duyar duymaz koşarak geldim. Nasıl kızmış? İyi. Daha iyi olacak. Gözünü açtı. Çok şükür. Bir an bile şüphe etmedim biliyor musun? Öyle güçlü bir kalbi var ki. O halde bile annemi korudu. Nasıl? Kendini suçlamanın kimseye faydası yok şu saatten sonra. Defalarca masum olduğunu söyledim anneme. Yapma dedim. Dinlemedi. Çekip. Dert varsa derman da vardır. Ya Rabbim kimseye taşıyamayacağı ağır yük vermez. Ben kendi yükümü kendim aldım. O videoyu daha önceden izletsem, masum olduğunu söylesem bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Kul kurar, kader gülermiş Demirhan. Ne olacağını beşerin aklı yetmez, bilmez misin? Bunca yaptığım işkence etmiyormuş gibi. Gerçekler elimdeyken yine de hatamı telafi edemedim ben. Yapamadım. Başaramadım usta. Nihayetinde gerçek senin ellerinde. İzlet görüntüyü ona. Yapamam. Doktor heyecanlanmaması lazım dedi. O yaralı haliyle bir süre daha kendini suçlayarak o yatakta yatmak zorunda. İyice kendine gelsin o zaman. Hem de ilk fırsatta. Hiçbir şey engel olamaz artık bu gerçeğin ortaya çıkmasını. Bir an bile fazladan azap çekmesini istemiyorum. Ne demiş Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya? İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? Hazreti Musa Hızır Aleyhisselam'la çıktığı o yolculukta sabretmeyi, şer gördüğünü hayır bilmeyi öğrenmiş. Öyle değil mi? Sen de yolculuğunda sabrı öğrendin. Geç kaldım dedin. Şer zannettin. Ama iyiliği gördün. Sen çaresiz değilsin. Çaresiz kalmayacaksın. O çareyi bulacaksın Demirhan. Selamun aleyküm. Sen Meryem'le köylere gitmeyi biliyorsun ama benim telefonumu açmıyorsun öyle mi Kenan? Ben size yapacağımı biliyorum. Musa Taba zaten konuşacak sizinle ama ben eşeğimi sağlam kazığa bağlarım. Bir daha Kenan'ın peşinde koşamayacaksın Meryem Mıymanısı. Alo. Alo. Para kazanmak ister misin? Bu da soru mu be? Kim istemez ki? Bu
bu belgeyi imzalatacaksın. Hallederiz. Senin şu müstakbel kayınvalide bizim eve geldi. Çok dağıtmadı inşallah ortalığı. Ya kahve içmeye gelmiş. Bizim Medi'yle Büdü konuşurlarken duydum. Yok, öyle değildir o. Vallahi benim bildiğim bu. Sen kendi derdine yan. Usta abla onlara ağızlarının payını kesin vermiştir de sen duymamışsındır. Orasını ben bilemem. Kahvesini içmeden de gitmiş. Zaten niye geldi onu da anlamadım. Şu yaşıma geldim, kadınları anladın mı diye sor. Hayır. Hep bir bulmaca, hep bir gizem. Sahi, siz kadınların derdi ne ya? Tamam. Saçmalamayı artık bırak. Bak bu evrakların hemen imzalanması gerekiyor. Ona göre. Orası kolay dedik ya. Zaten Kenan'ı da aldınız elimizden. Kaldık öyle el elde baş başta. Sen paracıklardan haber ver. Sen parayı dert etme. Sen işi hallet, gerisi kolay. Paran hazır. Diyorsun. İyi. Hadi bakalım öyle olsun. Hayır. Siz yaşıyor muydunuz ya? Siz burada mıydınız yani? Hacer ablanın patronu davadan vazgeçmiş. Hakkını verecekmiş kadının. Belli ki davaya gitmekten gözü korktu. Çok sevindim, çok güzel bir haber bu. Bak senin için ne demiş. Merhaba güzel kızım. Patronum davadan vazgeçmiş. Güzel gözlü oğlumun gözlerinden bir kere ateş çıktı. O da patronu korkutmaya yetti. İkinize de teşekkür ederim. Bence övgüyü hak eden biri varsa o da sensin. Yani senin bulduğun ipuçları sayesinde biz bu patronu köşeye sıkıştırdık. Hatırlarsan o yoldan gitmemizi sen söylemiştin. Koskoca patronu dize getirdin ya. Bak ben diyeyim, bence sen bizi çoktan geçtin. Estağfurullah Kenan Bey. Sizin sayenizde. Allah'ım yarabbim, birbirlerini tamamlıyorlar ya. Tamam o zaman. İkimiz sayesinde. Ve nice davamızda da böyle olacak. Enişte, enişte, kardeşim nerede? İyi mi? Korkma, korkma. İçeride. Hayati tehlikeye atlattı. Allah'ım şükürler olsun. İyi misin? Sakinleş biraz. Hadi kalk. Al iş bunu oğlum. Sağ ol. Enişte, neden ama neden? O kimseye zarar vermez ki. Bir karıncayı bile ezmez. Neden?
merak etme. Her şeyi yoluna koyacağım. Afife Hanım, bu uzun süre sessizliğinizi neye yormalıyız? Afife Hanım, açık konuşayım. Soruları cevaplamanız sizin lehinize. Yoksa işiniz çok zor olacak. Afife Hanım'ı bir nezarete alalım. Avukat da zaten gelmek üzeredir. Sonrasına bakarız. Avukat Bey, nerede kaldınız? Olacak şey mi böyle bir zamanda geç kalmak? Afife Hanım'ı çoktan ifadeye aldılar. Acele edin lütfen. Evet. Hanımefendi. Yaklaşmayın lütfen. Memur Bey, ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz Afife Hanım'ı? Olmaz, bak bakın çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Avukat birazdan burada olacak. En azından o zamana kadar bekleyin. Beyefendi, avukatınız gelince komiserle görüşürsün zaten. Hanımefendi, siz hiç merak etmeyin. Sizi buradan çıkartacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ölmek için yalvar. Katil. Kardeşim. Nasıl giydiler sana? Niye Enif'te? Anne niye böyle bir şey yaptı? O masum olduğunu söylemedin mi? Neden inanmadı? Neden? Nefret ediyor ondan mı? O hak etmedi. Kardeşime hak etmedi. Musa. Bana bak. Hepsini biliyorum. Hepsinde haklısın. Düzelteceğim. Bir daha ona bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun. Karşıma kim çıkarsa çıksın. Mobilyalar için çok güzel bir mağaza buldum. Ne güzel. Birlikte de bakarız. Bu yıl da doğaya dönüş teması modaymış. Yani ne demekse artık özümüze döneceğiz herhalde. Renk olarak da lapis mavisi. Mutluluğu temsil ediyormuş. İnşallah bir ömür mutlu oluruz. İnşallah harika.
Ablacığım hadi siz koltuğa geçin. Dinlenin güzelce. Ben size şöyle güzel bir kahve yapayım. Masayı toplayalım birlikte. Olur mu öyle şey abla? Ben hallederim. Ben ne güne duruyorum burada. Peki o zaman. Kenan, sen de geç istersen. Yani bugün biraz yorgunsun. Bir kahve iyi gelir. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bence burada övgü hak eden biri varsa o da sensin. Yani senin bulduğun ipuçları sayesinde biz patronu köşeye sıkıştırdık. Hatırlarsan o yoldan gitmemiz gerektiğini sen söylemiştin. Ben sana söyleyeyim, sen bizi çoktan geçtin. Estağfurullah Kenan Bey, sizin sayenizde. Tamam o zaman, ikimiz sayesinde. Ve nice davamızda da böyle olacak. Asiye kız, neredesin? Hah, burada mısın? Asiye, şunları bir imza ala bakayım. Ne bunlar? Hasbinallah. Lan bir kere de soru sormadan dediğimi yap be kadın. Lan ne biçim aileyiz anlamadım ki. Hiç mi itimatın yok bana ya? Lan ölü balık gibi bakma yüzüme öyle. İyi de Raşit. Kağıtların ne olduğunu söylemedin ki. Neye imza atacağım ben? Yok yok. İyilik yaramaz size. Vallahi yaramaz. Ben biraz prim alayım. Ekmek parası kazanayım diye uğraşayım. Sen öyle surat sallandır. Sigorta için sigorta. Düne kadar yoktu böyle bir şey. Nereden çıktı şimdi bu sigorta işi? Dün yoktu, bugün var. Resmiye bırak. İmzalasın dediler. İstemiyorsan istemiyorum de. İyi de Raşit, doğru düzgün anlatmadın ki. Düne kadar işin gücün yoktu. Ne işimiz olur bizim sigortayla? Nereden çıktı? Lan sanki anlatsam anlayacaksın ha. İmzalayacağım mı imzalamayacağım mı sen onu de bana. Heh, şöyle. Heh. Hadi bakayım şimdi şuralara. Birer tane imza. Çek bakayım şöyle imzanı. İmzala, imzala. Bir tane şuraya. Bir tane de buraya. İşte bu kadar. Bak gördün mü? Sen de rahatladın, ben de. Koçum Asya. Aferin sana. Nikah tarihimizi öyle çektik. Kenan öyle istedi. Tutturdu hemen evlenelim diye.
Hem askerden döneyim, hemen evleneceğiz. Benim güzel gözlü sevgilim. Feryem'im. Biz hiç ayrılmayacağız. Annene bak, kızına bak. Herkes kendi yoluna. Bana neden bu iyiliği yapıyorsun? Ne değişti? Her şey. Ne benim, ne de annemin sana yaşattıklarının hiçbirini hak etmedin sen. Neden bana iyi davranıyorsun? Canımı acıtmak, eziyet etmek için yeni planın bu mu? Sana masum olduğumu söyleyemedim. Çünkü seni korumak istedim. Ama sonuç... Bu çareyi bulacaksın Demirhan. Enişte. Enişte. Merak etme, uyuyor. Enişte, sen oradan birden çıkınca ona bir şey olmaz mı? Korkma, o iyi olacak. Şimdi benim bir işim var. Sen burada kal ve ona göz kulak ol. Bir şey olursa hemen beni ara. Tamam mı? Tamam enişte, merak etme. Allah'ıma ne olur yardım et. Hemen iyilesin. Evine dursun. Hı hı. Hı. Aklı başına geldi yani. Bir daha sizi tehdit etmeye kalkmayacak diyorsan... Tamam. Hayır. Biraz daha kalsın. Kalsın da iyice bir kendine gelsin. Detoks kampı gibi. Arınsın günahlarından. Tamam. Haber bekle benden. Kapatıyorum. Nedir durum? Ağlayıp duruyormuş. E tabii.
Elleri ayakları bağlanınca korktu çocukcağız. İyi olmuş. Kendini çok akıllı sanıyordu. Perihan'la uğraşmak neymiş anlamıştır artık. Yarın bir ziyaret ederiz kendisini. Artık ne istesek yapar. O çöl faresi hayatı tehlikeye atlatmış anne. Kötüye bir şey olmuyor işte. Ne olursa olsun çöl faresinin masum olduğu görüntülerin ortaya çıkmaması lazım. Sen merak etme. Bitti o iş. Orhun bu işin peşini bırakmaz ki. Yani bu hastane karakol işi bittikten sonra yine düşecek peşine. Bak gör. Asla durmayacak. İstediği kadar arasın. Hiçbir şey bulamaz. Yine de... Ay yeter. İçimi kararttın. Rahatla biraz. O çöl faresinin buraya gelecek yüzü mü var? Afife desen girdiği delikte upuzun bir tatil yapar. Anne. Ne? İyi oldu Buzlar Kraliçesine. İyice bir kafasını dinler artık. Sen de biraz sus da keyfini çıkaralım şu konağın. Sadece kendini düşünüyorsun. Oh, değmeyin keyfime. Afife'ye yıllarca söyledim. Şu bahçeye bir çardak yaptır diye. Yok, yaptırmadı. Şimdi biz mi yaptırsak? Yazın havuz sonrası serin serin otururuz. Fazla heveslenmesen mi acaba? Hı? Çünkü Orhun ne bu işin ne de o çöl faresinin peşini bırakır. Tekrar eve gelecek. Bak gör. Aman iki dakika hayal kurdurtma sen. Çiftlikteki mobilyaları da değiştirmek lazım. Evet evet. Senelerdir aynı şeyler. O halde ben konuşurum. Sana beklemeni söyledim. O masum dedim. Senin yapman gerekeni ben yaptım. Her zamanki gibi. İzle. Bugün itibariyle hastalık çeşitlerine göre dağılmış şu şekilde. Kızım. Hira, gel. Cezayir yapıp getirmemi emretti. Kapat. Anlaşmazlıklar geride kalsın istiyormuş. Sen yaparsın da güzel olmaz. Kapat diyorum sana. O katili görmeye tahammülüm bile yok. Katil değil o. Yalan söylüyorsun. Sonuna kadar izle. Thank you.
Kardeşim. İyi misin? Nasılsın? Enişte. Enişte biraz önce çıktı. Bütün gece başındaydı. Hiç ayrılmadı. Öyle üzüldü ki. Ama söz verdi. Hemen dönecek. Enişte seni bırakmaz. Hak ettiğini buldu. Yani polisler götürdü. Artık sana yaptıklarının cezasını çekecek. Tamam öyle. Su. Şu anne o. Kızın acısı hep taze. Haklı. Ah be kardeşim. Epo böyle olmak zorunda mısın? Epo mu iyi? Epo başkalarını mı düşünüyorsun? Nasıl bir insan senin katil olabileceğini düşünür? Kötü. Çok kötü. Çok kötü biri olması lazım anca. Enişte de söyledi defalarca. Sen masumsun. Kimsenin canını alamazsın. Enişte söyledi. O kadın artık sana bir zarar veremeyecek. Söz verdi. Sana o masum ispatlayacağım dedim. Hem de defalarca. Kendi gözlerinde de gördüm şimdi. Ne diyeceksin? Susuyorsun. Sen günahsız bir insanın canına kastettin. Eğer beni dinlemiş olsaydın, burada bu konuşmayı yapmazdık. Kadere bak ki, bana dürüstlüğü, doğruluğu öğreten insan da sensin. O yüzden taviz vermeyeceğimi de bilirsin. Cezanı çekeceksin. Şey söyle. Bir şey söyle dedim. Ben de seni akıllı sanırdım. Kendi gördüklerine bile inanmıyorsun artık öyle mi? Bilakis. Ben gördüğüme inanıyorum. Ama senin gözlerin kör olmuş. Gözünün önündekini bile göremiyorsun. Ne demek şimdi bu?
O zehirli çüreyi kim yaptı? Hı? Kim götürdü? O katil kızıma bir kurşun attı. Ama isabet ettiremedi. Kızım onun tuzağına düşmedi. Neden biliyor musun? Çünkü o senden de, o katilden de akıllıydı. Benim için hiçbir şey değişmeyecek. O hala benim gözümde bir katil. Efendileriyle işbirliği içerisinde olduğunu görmüyor musun? Görmezsin tabii. Çünkü körsün. Anne. Annem. Benim bugün çok işim var. Aa, ne işin varmış bakayım? Selma'ya elbise dikmem lazım. Nefes'cim, Selma kimdi ben çıkaramadım. Anne ya, of. Selma, Selma. Geçen günde tanıştırdım ya. Tamam, şimdi hatırladım. Selma, merhaba. Selma bana cevap vermiyor. Çünkü sana küstü, hatırlamadım diye. Selma'cığım çok özür dilerim. Selma'ya çok güzel elbise dikeyim ben, o zaman barışalım. Olur. O zaman Selma'ya da yemek getirelim. Hayır kızım yiyecek. Anne. Kızım. Bir şey mi oldu? Yok. Sanki bir şey var da söyleyemiyormuş gibisin. Aslında bir şey var ama. Hayırdır inşallah. Söyleyeceğim söylemesine de. Hayır mı şer mi ben de bilmiyorum. Ben bakarım. Selamünaleyküm bacım. Buyurun, ne istemiştiniz? Burası kaç metrekare? Anlamadım. Betonarme mi, yığma mı? Beyefendi, niye soruyorsunuz bunları? Burası artık benim de ondan. Ne saçmalıyorsunuz siz? Raşit. Kumar borcuna karşılık bu evi teminat olarak gösterdi. Ya yarına kadar paramı verin ya da bu evi. Bu dediğiniz mümkün değil. Ev annemin üstüne. Dedenden kaldı. Babamın böyle bir hakkı yok. Vallahi orasını ben bilemem. Al da kendin bak. Ne zahmet ettin kardeşim? Ben de poğaça yapmıştım sana. Ama bak bunlar sıradan simitler değil, senin en sevdiğin yerden. Aa, Tavri'ye kadar gittin mi sabah sabah? Ya sen benim için onca şey yaptın. Ben bir simit almışım ablam için, çok mu? Ya
Sofra birazdan hazır olur. Ablacığım, benim pek iştahım yok. Sen benim poğaçama dayanamazdın, ne oldu? Bir şey mi var? Hadi anlat ablana. Hoş geldin Kenan. Hoş buldum. Abla, ben bir içeri... Ben de sabahtan beri seni bekliyordum. Hayırdır inşallah? Hayır, hayır. Birkaç gelinlik modeli beğendim de onları göstermek istiyorum sana. Yani ben pek anlamam ama... Ama ileride fotoğraflarımıza baktığımızda bunlardan hediye pişman olmak istemeyiz. Değil mi Vusat abla? Haklısın. Bak şimdi. Bak, bu balon modeli. Hı hı. Buna da balık modeli diyorlar. Ben bu aradaki farkı pek göremedim. Aşk olsun Kenan. Eteklerinin farkına baksana. Evet. Ya ben ikisi arasında kaldım ama karar veremedim. Sence hangisi daha güzel? Yani sonuçta sen giyeceksin, hangisini istersen o. Hmm. O zaman bu. Balo modeli. Tamam. Balo modeli. Vallahi bu işi de hallettik. Üzerimden çok büyük bir yük kalktı. Ben birer çay getireyim o zaman. Peki. Sence Kenan mutlu olacak mı böyle? Abla, bir şey mi oldu? Ne bileyim. Öyle. Abla bak, lütfen ne olduysa söyle. Benim bu kafam artık belirsizliği kaldırmıyor. Ablacığım. Bakıyorum. Düşünüyorum, görüyorum ama... içime bir türlü oturtamıyorum. Emin misin sen verdiğin karardan? Hangi kararımdan emin miyim abla? Evlenme. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmediğin şeyler var. Daha iyi görünüyorsun. İyi. Sağ ol. Polis ifadeni almak için kendine gelmeni bekliyor. Hazır mısın? Kalkma. Ne ifadesi? Yaşananlarla ilgili. Ne olduysa kelimesi kelimesine anlatacaksın. Yapamam. Yapacaksın. Artık olması gereken olacak. Hanımefendi, kendinize geldiğinize göre ifadenizi artık alabilirim. Buyurun memur bey. Olay günü yaşananları en detaylı şekilde anlatmanızı istiyorum. Hadi. Sizi dinliyorum.